arkasında da duruyorum. Ağzımdan çıkan her kelimenin, her cümlenin de arkasındayım. Yaşım 35. Bu zamana kadar da arkasında durdum. Ne, saygı duyuyorum hepinize. Sana diyorum, ne dedi ya Gözde ya orada. Evet. Bence seni ilgilendirmez deseydi. Ama sonrasında Seda Hanım'a söylediğim cümleyi de iyi hatırlayın. Senin hakkında konuşulan cümlenin üzerine seni sana ne demen konuşulan cümleyi doğruladı, tasdikledi. Ben öyle düşünmüyorum. Benim üzerime konuşulan bir şey yoktu orada. Gözde birden ne yaptıysa farim öyle benle ilgili. Bana sen zaten böyle bir karaktersin, şöylesin dedi. Yastık olayında da böyle dedim. Beni ne kadardır tanıyorsun? O dille söylemedi ama. Sen? Hangi dille söyledi? Senin dediğin gibi söylemedi. Nasıl söyledi? Sadece şu, Altuğ'u da tanıyoruz dedi. Ya dedi, Altuğ ama dedi biraz kadınlara karşı şey dedi. Seda Hanım ne dedi? Biraz saygısızca davranışları oldu dedi. Seda Hanım dedi bunu, saygısızca davranışları oldu. Gözde söyledi. Gözde orada bir kelime kullandı. Ben ondan sonra yükseldim. Abi iyi de... Ne kelimesi kullandı? Ne kullanırsa kullansın. Saygısız dedi işte, saygısızca, kadınlara karşı saygısızca davrandı dedi. Tamam yani, o hatalı olabilir ama sen bizim evde kendini şöyleyim böyleyim diye tanıtıp da orada o kıza öyle çıkışınca tepki çekti, yanlış mı düşünüyorum? Onlar da aynı düşünüyor. Güzel arkadaşım benim. Sen de bunu yapsan sana tepki gösteririm. Hiç fark etmez. Gelinler evinden biri yapsa da gösterin. Benim çizgim gene aynı. Buradasınız işte. Her dediğim o kelimenin de cümlenin de arkasındayım. Abi senin çizgin o zaman yamuk bir çizgi. Burada anlattığında tutmuyor abi. Sen yok şöyleyim, kardeşim. Böyleyim, şöyle saygılıyım, böyle saygılıyorsun. Bir bayana sana ne diyorsun? Ben anlamıyorum abi. Ya siz neler neler yapıyorsunuz da şey olmuyor da sana ne deyince mi oluyor saygısız? Benim burada yaptığım bir şey çıkar abi. Bana. Okay, genel anlamda kimseye ben itham etmiyorum. Aman Kemal'in ettiği gibi. Ben genel anlamda. Ben kime nasıl hitap ettim? Kemal'le aranızda geçen sohbet de o yüzden dedim. Şimdi. Ben kimseye bir şey hitap etmedim. Ama ben lafınızı da bölmedim Adnan. Yok yok sen de bir şey de. Kemal söyledi. Aynı çoğul konuştun ya abi. Çoğul konuşunca siz bu genel anlamda diyorum. Hani burada üstüne alınmana gerek yok. Şimdi sana bir demiyorum. Ben yani. De önemli bir konu evet, diye böldüm kardeşim. Sizinkini bilmiyordum ne olduğunu. Saatlerdir konuşuyorsunuz. Şimdi karşındaki insana sana ne dersin? Bir mevzuda sana ne dersin? Senin saygısızlığın konuşulmaz. Ama konu saygısızlık üzerine sana ne dendiğinde tasdiklemiş oluyorsun. Selamun aleyküm. Beklenen kadın. Selamlar. Geldi mi? Selam. Ay. Suratlar asıldı bazılarının. Kimi asıldı? Merhaba. Yeni arkadaşlarım. Merhaba diyeyim. Merhaba. İlkay. Merhaba. Gamze. Tankır. Nasılsın Tankır? Hoş merhaba. Geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Kemal miydi? Merhaba. Evet. Akın, bana yeni yemek tarifleri ver olur mu? Yemek yapmaktan çok keyif alırım. Nasıl oturun böyle? Siz yeni gelin mi? Daha önce buradaydım. Ha ben seni bir yerden tanıyor musunuz? Bir şey yaptım evet. Şuraya. Böyle mi oturayım? Evet. Bir şeyler içmek ister misiniz? Ben su içersem sevinirim. Hadi bakalım. Nasılsınız? Evde durumlar nasıl? Küs müsünüz? Vallahi konuşmamayı tercih ediyorum. Biz ayağa kalktık kardeşim. Ben de şaşırdım. Dedim tanışıyor musun? Biz elhamdülillah bu kadar saygımızı hiçbir zaman bozmadık. Yine o kadar ayağa kalktık. Adnancığım 2 ay boyunca sana korumaları, oyları verdim yani. O kadar Allah hatırımız Allah olsun. Allah. Ne oldu? Haksız mıyım? Yalan mı söylüyorum da elini kaldırıyorsun? Hayır da yani şimdi bak ayağa kalktık. Yeni, bir daha gelmişsin. Selam ver. Bir daha konuşmak zorunda değilsin. Selam ver. Ondan ya sonra hayır, muhatap zaman... olma. Bak her seferinde bir adım farkındaysan Gamze. Geldin kimden? Merhaba diyebilirsin. Bundan sonra belki ilişkilerimiz... Ay demek ki o kadar kırmışsınız bak, ki bir merhabayı bile size çok görüyorum ya, yahu. Gamze neyini kırdık senin ya? Allah aşkına ne yaptık sana? Ben bu evde herkese iyilik yaptım. Tamam bu biz de bu evde herkes kendine iyilik yapıyor, kötülük yapıyor. Herkes kendi kendine bazen sorunlar yaşıyor. Hepimiz aynı şeyleri yaşadık Gamze. Bak buraya tekrardan gelmişsin ne kadar güzel merhaba deyip tekrardan başka bir şey başlatabiliriz yani. Niye bir anda kendini böyle işte bize, kolay olmuyor. Bize burada, böyle enteresan şekillerde empoze ederek diye oy veriyorsunuz. Hem elensin diye şov yapıyor evet. Diye oy veriyorsunuz. Tekrar bir şeylere başlayalım diyorsunuz. Ama sen şimdi gelip işte ben sana korumalar verdim ettim dersen sen de şov yapıyorsun ya şu an. Ya pardon arkadaşım sen Adnan Kızıltaş'ın avukatı mısın ya? Evet avukatı. Bırak kendisi konuşsun ya. Evet avukatı ya. Sizsiniz maşallah yediğiniz al içtiğiniz işte. Ayrı gitmiyor. Al işte. Ama yine buradayım. Bak yine buradayım. Zaten sizin gözünüze sokağa aşk yaşayacağım burada. Seninle kim, hanginiz aşk yaşar beyler? Var mı vallahi aramızda isteyen? İster aşk yaşar, ister dost olur. Aşk yaşamazlar da öyleyse. Sen niye kırmızı odaya beni çağırıyorsun ha?
aşk yaşamak için çağırdım seni. Beni reddettin be Gamze. Oyuncu, trolcü, tiyatrocu. Ve beklenen kadınlardan bir tanesi de Gamze Göktürk evimize geri döndü. Efsane geri döndü mü diyelim yoksa başka bir şey mi diyelim onu zaman gösterecek. Ama Gamze sana tavsiyem şu olur. İnişler çıkışlar var. İyi günler, kötü günler oldu. Bence yeni bir başlangıç, yeni bir sayfa zamanı. Hesaplaşmayı bırak. Gelin adayı gibi davran. Her şeye baştan başladıysan baştan başla o zaman, evet, hoş geldin. Evet, baştan başlıyor. Ama tutup da bizimle uğraşmak için geldiysen istediğini senle vermem lazım. Senle mi uğraşacağım? Senle mi uğraşacağım? Sen kendini nimetten mi sanıyorsun ya? Bak, benimle ilgili ne söylersen söyle. Bana istediğini söyleyebilirsin. Siz de söylediniz. Bel altı vuruyordum. O evde Didem'in canını sıkarsan... Didem'in canını sıkarsan... Vallahi ben Didem'le kavga etmeye gelmedim. Şimdi şöyle. Bak, Didem'in hatalarını sıkarsan, nasıl biliyorlar? Didem'in canını sıkarsan diyor bak. Hatanızı biliyorsunuz ki... Hatanı bak, bilmekle alakası var o mı? O zaman burada niye korkuyorsun da baştan tehdit ediyorsun? Didem'in canını sıkarsan. Demek ki Didem'le bir olmuşsunuz. Siz bana bazı şeyleri yaşatmışsın. Sen hatanı biliyorsun o zaman. Hatırlarsan 4 kişilik erkek bir ekip vardı. Gökhan, Onur, kim vardı başka? Semih vardı. Sen... Gamze gitsin diye eleme verdiniz, evet. Elensin dediniz. Evet. Bu kadar tepkili olmam size normal. Didem beni elemedi canım. Hatta Didem elenecek diye ben gözdaşı tuttum. Onun elinden tuttum, merdivenden birlikte indim. Senin buradan elenmemen gerekiyordu. Siz çok iyiydiniz, çok güzel gidiyordunuz diye. Gamze, ve sen şey tuttun, sen kendin eleme verdin bana. Gamze, bir şey sorabilir miyim? Ben bu eve yeni geldim. Adnan da Onur da buradaki herkesi burada tanıdım. Seni de bilmiyordum detayını onlar kadar. Senin buraya şu anda ne için geldiğini, ne yapmaya çalıştığını i̇şte ben anlayamadım. İşte yüzleşiyoruz, tartışıyoruz. Onlarla buraya gelen adaylar kendini tanıtıyordu. Ben onu gördüm 3 haftadır. Artı bu evde onlar hiçbir şekilde kimseye göndermeye çalışmadı. Benimle bir ilişkim yok. 3 haftadır duruyorum. Kemal'cim bana yaptılar. Ben bana yapılan bir şey olduğu için bu kadar tepkiliyim. Ben niye size tepkili değilim? Ama bir dakika, sana yapmışlar. Durup dururken ateş olmayan yerden duman çıkmaz be yahu. Ama sana da yapmışlar. Ama bunun bir sebebi var ki yapmışlar. Neyin şimdi sebebi ben var? De buradaki bu davranışları için görsem ben de daha çok para aynı şey yaparım. Için. Ne için yapacaklar? Birçok kişiye yaptılar bunu. Benim tepkimi koymam kadar normal bir şey yok. Adamlar elemişler beni. Kanka, kusura bakma. Tepkim size değil. Tepkim size değil. Kusura bakma. Akın, tepkim size değil. Kusura bakma. Tepkim size değil. Kusura bakma. Of, sabah neydi bu ya? Kısmetse Onur evine çok sert bir giriş yaptım ama gerçekten benim haklı sebeplerim vardı. Burada herkesin ilişkisini desteklerken ben günahsız ve masum bir şekilde elenmeye maruz kaldım. Çok sert girdiğim için öyle kimseden elektrik alamadım ama ileride elektrik alabilirim. Çünkü çok iyi niyetli insanlar var. Herkes değişmiş. Bir Adnan'la bir Onur kalmış. Sert davrandığım için tüm herkesten özür dilerim. Diğer arkadaşlara da haklı sebeplerimin olduğunu söyledim. Yaptığım hiçbir şeyden pişman değilim. Kendimi korudum. Kimseye boyun eğmedim. Kimseye de boyun eğmeyeceğim. Fark etmez. Ayşe, Fatma, Ceyda, Gamze, Adnan, Onur, Tankut. Ben insanları tanımadan yorum yapmayı sevmiyorum. Gelinler evindeki bekar gelin adayları için de bunu söylüyorum aynı zamanda. Şimdi sana karşı... Tanıdın sanırım abi. Kalkıp bir dakika, gittin. Bir dakika. Ben sana karşı çok iyi veya çok kötü olabilir. Şimdi bunu değerlendirelim. Size karşı veya sana karşı çok kötü olabilir. Ama bu demek değildir ki bize bana karşı da aynı tutumu gösterecek. Veya tam tersi, sana karşı çok iyidir. Bu demek değildir ki bana karşı çok kötü olacak. Şimdi vallahi bu yüzden... görün diyorum zaten abi. Sen daha yeni zaten yanlış hatırlamıyorsam kalkıp çekip gittin. Ben burada tartışma halindeyken bile ben çekip gitmedim. Ses yükseldiği için ben çok sevmiyorum böyle bu. Yani sen oradan, Onur oradan işte sıkıldınız. Yani... Yükseldi, baktım ses yükseliyor. Başım ağrıdı. Çıktım dışarı sakinleşince baktım sakinleşince. Ya kardeşim, biz burada kimseyi etkilemiyoruz. Oturdu. Gidin onunla işte ne bileyim konuşmayın, ona tepki gösterin demiyoruz. Yani sizin de sonuçta yaşık yeni gelen gelin adayı. Siz de burada evlenmeye geldiniz. Yaşarsınız, görürsünüz kardeşim. İyi anlaşırsınız, kötü anlaşırsınız. O bizi hiç enteres ben etmiyor. Ben tanıyamadım senin ki. Senin Gamze ile olan ilişkilerin beni hiç enteres etmiyor. Ya beni Gamze bir şey tutmayın. Hani ben şunu demek istiyorum. Zaten. Ben görmedim ve kulağımla duydum. Hiçbir şeye inanmam. Kendim yaşarım, kendim öyle. Bugün örneğini de verdim. Sizler de keza öyle. Oradaki bekar gelin adayları da öyle. Bunu söylemek istedim. Ben hani Gamze'yi tanıyacağım, öyle bir şey yaşayacağım demiyorum. Ama size karşı kötüdür. Belki de bana karşı çok iyi davranacak. Ben olacağı söyleyeyim mi sana? Ben olacağı söyleyeyim mi sana? Sonuçta abi? O... Bir dakika, ben olacağı söyleyeyim mi sana?
Sen bence buradan finale kadar gidersin evlilik için ikiniz. Ben o ışığı gördüm size. Abicim ben de aynı seninle aynı fikirdeyim. Sen niye burada olumlu yorum yapıyorsun? Geldik inişinden gelişine oturuşuna saygısına bir baksana abi. Ben şimdi olumlu bir yorum yapmadım. Ben başka bir şey söyledim. Kemal. Abi savunuyor. Ben olumlu yorum. Hayır. Bak, burada eğri oturup doğru konuşacaksın. Buradaki hal ve hareket tavırlarına göre buradaki insanlara davranışı ben dahil. Buraya kendini anlatmaya gelmemiş ya. Başka bir şey anlatmaya gelmiş. Bugün yeni gelin adayımız Gamze eve geldi. Diğer arkadaşlar hakkında bayağı kötü şeyler söylediler. Daha önce de bu evdeydi, evdeymiş. Tabii ben kendisini tanımıyorum. Ben insanların dediklerine göre hareket etmem. Kendim tanımayı, arkadaşlıklarımda, ilişkilerimde de böyledir bu. Kendim tanımayı tercih ederim. Madem bir daha bu eve geldi, bir şans vermek lazım. Sonuçta benim de ikinci haftam, insanlar daha beni tanımıyor. Çok üstüne gittiler. Ben gördüklerimle hareket ettiğim için daha önce ne yaşadıklarını bilmiyorum. Belki erkekler haklıdır ama bence tanımamız lazım. Sen iste, kısmetse olur. Sen yeter ki sevdiğin.